Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayı vel mürselin. Ve nebiyyine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'du. Rabbi şirah li sadri ve yesir li emri. Ve ahlu nukteten min lisani yefkahu kavli. Allahümme amin. Evet. Şimdi meseleye geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapayım. Şimdi müellif konuyla alakalı 6 tane nas getirmiş Kur'an ve sünnetten. Biz bunları ufak ufak yorumlarla geçeceğiz. Konumuzla alakalı olan meseleyi de Allah'ın izniyle işaret edeceğiz. Ondan sonra konumuza devam edeceğiz. Evet. Şimdi burada ben bab başlığını okuyayım. Ondan sonra abi başlasın. Bugünkü babımız 23. bab. Ders olarak da 23. ders. Bundan önce de 23 dedik ama orada 22'ymiş baktığımız zaman. Diyor ki müellif: Babu ma caa enne ba'de hazihil ümmeti ya'budul evthân. Bu ümmetin bazılarının puta ibadet edeceği hakkında gelen bab. Yani müellif bu kadar mesele işledi. 22 bab işledik. Her birinde şirkle alakalı meseleler işledik. Ve daha bazı meseleler işleyeceğiz. Burada müellif bize şundan bahsediyor. Sanki şu sorunun cevabını verir gibi. Bazıları şunu iddia ettiler. Dediler ki tamam, evet senin dediklerin doğrudur. Kabir ziyareti şöyledir böyledir. Ama biz la ilahe illallah dedik. Biz ümmeti Muhammed'deniz. Dolayısıyla biz bu amelleri işlesek bile bize şirk dokunmaz der gibi onlara cevap veriyor. Öyle düşünün. Yani bir soruya cevap verircesine bu meseleleri ardı ardına zikrediyor. Şimdi başlayalım abi inşallah. Sen de bab başlığını oku. Ben ondan sonra açıklayayım. Bu ümmetin bazılarının putlara ibadet edeceği hakkında gelenler. Evet. Şimdi burada 4 tane mesele zikredebiliriz. 1. Buradaki birinci mesele, müellif şirkten korkmakla alakalı bize işaret ediyor. Yani şirkten korkun. Biz bundan önce şirkten korkmakla alakalı bir bab işledik zaten. Burada bir daha bize ne yapıyor? Hatırlatıyor. İkincisi, bu ümmetin içinde şirk olacak, irtidat olacak, putlara ibadet edenler olacak. Yani sen la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedin diye o sana yapıştı, bir daha çıkmaz diye bir şey yok. Bunlar hepsi senin başına gelebilir. Ondan dolayı söylediğin kelime-i tevhide çok güvenme. Sen ancak bunu korursan sana fayda verir. Yani şirke düşmezsen sana fayda verir. Bab başlığı bunu açıklıyor. Bazı kimseler şunu iddia ettiler. Dediler ki evet söyledikleriniz doğru olabilir ama biz sadece istigasede bulunurken biz tevessülde bulunuyoruz, teberrükte bulunuyoruz. Bize göre de bunlar caizdir ve biz la ilahe illallah dedik derlerse ve sizin bu söyledikleriniz müşrikler hakkında, siz müşrikler hakkındaki nasları bize getiriyorsunuz derlerse ona cevap veriyor müellif. Ona cevap veriyor. Bundan önceki hafta bazı noktalardan bahsettik. Kabir ziyaretini şirk olan kısımlarından bahsettik. Ne dedi Allah Azze ve Celle müşriklere? Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Onlar dediler ki biz sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz dediler. Bugünkü toplumun da söylediği aynı bu. Biz diyorlar şeyha bundan dolayı biz zikir yapıyoruz. Şeyha bundan dolayı o bizi yakınlaştırsın diye yapıyoruz diyorlar. Ameller aynı. Hiçbir fark yok. Sen ismini tevessül koy, sen ismini teberrük koy, sen ismini vasıta koy, sen ismini rabıta koy. Ne koyarsan koy, bu müşriklerin yaptığı amellerin ta kendisidir. Aynısı. Hiçbir farkı yok. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir kavimle savaştı. Onu da hatırlatmakta fayda var. Burada evsan dediğimiz kardeşler putlar demektir. Vesen Peltekse ile bu da put demektir. Evsan putun çoğulu demektir. Yani putlar manasında. Buradaki put nasıl bir put biliyor musunuz kardeşler? Buradaki put taş olsun, kabir olsun, suretli veya suretsiz put olsun. Hepsini kapsayan bir put ismidir. Senem ise, senem, Kur'an'da yine senem putu geçer isim olarak. O da suretli putlara işaret eder. Ancak burada müellifin evsan diye kastettiği suretli, suretsiz bütün putlar.
Yani kabir, ağaç, taş, toprak, aklınıza ne gelebilirse gelsin. Bunlar hepsi evsan manasının içindedir diyebiliriz. Evet, devam et abi. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Cipte ve tağuta iman ediyorlar da kafirler için bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Nisa 51. Evet, burada müellif Nisa suresi 51. ayeti getirmiş. Bu konuyla alakalı selef şöyle bir şey nakleder. Derler ki Kab bin Eşref bir gün Mekke'ye gitti. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yeni çıktığı zamanlar. Mekkeliler Kab bin Eşref'in yanına geldiler. Dediler ki ey Kab bin Eşref, bizim içimizden öyle bir adam çıktı ki bu adam kendini bizden daha hayırlı görüyor. Kendini bizden daha hayırlı görüyor. Ve bu adamın soyu kesiktir, şöyledir. Peygamber'e hakaret etmeye başladılar. Biz ise Kabe'deki gelen hacılara hizmet ediyoruz, su dağıtıyoruz, aş veriyoruz. Yani hayırlı işler yapıyoruz. Biz mi daha hayırlıyız yoksa Muhammed ve yanındakiler mi? Aleyhissalatü vesselam. Tabi Kab bin Eşref ne dedi? Kab bin Eşref dedi ki siz onlardan daha hayırlısınız. Bakın dikkat edin, kitaptan kendilerine bir pay verilenler diyor. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Bunlar düşünün kitaptan kendilerine pay verilmiş, yani İncil'e ve Tevrat'a iman etmişler. Eğer Hristiyansa İncil'e, Yahudi ise Tevrat'a iman etmişler. Allah'ın ayetlerini okumuşlar. Tağut'u reddetmekle emrolunmuşlar. Cipti reddetmekle emrolunmuşlar. Buna rağmen ne diyorlar? Diyorlar ki bunlar sizden daha hayırlıdır. Yani putperestleri muvahhidlerden daha hayırlı görüyorlar. O zaman burada şu gelecek. Buradaki cip ve tağut ne manaya geliyor? Burada kardeşler cip kelimesi genel ifadesiyle söylüyorum. Put, şirk, sihirbaz, sihir gibi manalarını taşıyor. Ve genellikle tağut için ne kullanıldıysa aynısını onun içinde kullanmışlardır. Yani cipt için de kullanmışlardır. Dolayısıyla burada tağuta da şöyle bir mana verebiliriz. Genel bir mana yeri gelmişken. Tağutun en güzel tanımını bir de İbnül Kayyım yapıyor kardeşler. İbnül Kayyım. İbnül Kayyım diyor ki kendisi, Allah ona rahmet etsin. Kendisi diyor ki her kavmin tağutu kendisi hakkında haddi aştığı mabut, uyulan, itaat edilen her şeydir. Bakın kendisi hakkında haddi aştığı itaat edilen, ibadet edilen ve uyulan her şeydir. Genel bir mana bize veriyor. Ve kendisi şundan bahsediyor yine aynı şekilde. Diyor ki her kavmin tağutu Allah'ın dışında tağuta muhakeme oldukları kimselerdir diyor. İtaat edilendir. Körü körüne tabi olunandır. Yani helal ve haramlarda tabi olunandır diyerek genel bir kaide bize çiziyor. O zaman ne anlıyoruz kardeşler? Cip ve tağut kelimeleri birbirine yakındır. Ve hepimizin sakınması gereken iki tane kelimedir. Gerek manalarıyla gerek kelimeleriyle. Sakınmamız lazım. Duyduğumuz zaman uzaklaşıp korkmamız lazım. Ondan uzak durmamız lazım. Ondan dolayı cipte ve tağuta iman ettiklerini iddia ediyorlar. Halbuki biz biliyoruz ki Allah Azze ve Celle Yahudi ve Hristiyanlara da emretmişti tağuttan iştinab etmeyi. Aynı şekilde bizden önceki kavimlere de emretmişti. Yani bütün kavimlere şeytana ve şeytanın oyunlarına, şeytanın emrettiği o şirklerden sakınmayı bütün bizden önceki peygamberler de emretmiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولَ اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَاَشْتَنِبُوا تَاغُوتٍ Biz her kavme Allah'a kulluk etsin, tağuttan kaçınsınlar diye peygamber gönderdik. Yani bütün peygamberlerin geliş gayeleri hep tağuttan sakındırmak, Allah Azze ve Celle'ye iman etmektir. Dolayısıyla Kab bin Eşref de bununla emrolunduğu halde ne yaptı? Cipte ve tağuta iman etti. Ama o diliyle cipte ve tağuta iman ettiğini kabul etmiyordu ha. Aynı bugün bizimkiler gibi. Diyorsun ki sen cipte ve tağuta iman ediyor musun? İşlerinden bazıları zaten onun ne olduğunu bile bilmiyor. O ne diyor? Tavuk mu diyorsun diyor. Cip desen cipte hayatlarında duymamışlar. Tağutu belki son zamanlarda duymuşlardır. O da çok dillendirildiği için. Bir kavim de vardır ki daha ciptin, tağutun ne olduğunu anlayamamış. Cipt, tağut dediğin zaman diyor ki o şeytandır. Hepimiz şeytandan nefret ediyoruz. Hepimiz şeytandan uzaklaşıyoruz diyorlar. Halbuki biraz önce yaptığım tanımlara baktığın zaman itaat edilen, uyulan, ibadet edilen
ve kendisi hakkında haddin aşıldığı, insanları haddi aşmaya sevk eden, tuğyanlaşmaya sevk eden her şey, kendisine ibadet edilen her şey, o kişinin o ibadetten razı olmak şartıyla o şahıs da ne oluyor? O şahıs da tağut oluyor. Bugün bakıyoruz, insanlara söylediğin zaman insanlar bu meseleleri sanki hiç duymamış gibi, umurlarında değilmiş gibi, evet biz zaten tağutu inkar ediyoruz diyorlar, Kabbin Eşref gibi, ama ne yapıyorlar? Bununla beraber aslında tağuta iman ediyorlar. Tağuta iman ediyorlar. Ondan dolayı Muhammed bin Abdülvahhab misallerde şunu söylüyor. Dil ile ben tağutu inkar ettim demekle olmuyor. Cipti inkar ettim demekle olmuyor. Bunu amellere yansıması lazım. Sen istediğin kadar bunu dilimle inkar ettim, zaten reddediyorum desen bile, amellerinle onu yaptığın sürece sen ona iman ediyorsun demektir. Bu ayetten de bunu anlıyoruz diyor. Bunu anlıyoruz diyor. Başka bir mesele ise ne dedi? Dedi ki onlar onlardan daha hayırlıdır. Yani putperestlerin Müslümanlardan daha hayırlı olduğunu iddia etti Kabbin Eşref. Bugünkü Yahudi Hristiyanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Ne diyorlar? Kendine Müslümanım diyen, ümmeti Muhammed'e nispet eden insanlar demokratlara diyorlar ki siz şu haricilerden daha hayırlısınız. Laiklere diyor ki vallahi siz şu haricilerden, Vahabilerden daha hayırlısınız. Demiyorlar mı? Diyorlar. Televizyonlara çıkıyorlar ve ne yapıyorlar kardeşler? Sabahtan akşama kadar Vahabiler şöyle, Vahabiler böyle. Kime anlatıyor biliyor musun? Laiklere anlatıyor. Laiklere bizim ne kadar kötü olduğumuzu, bizim ne kadar yanlış yolda olduğumuzu, hatta onların bizden daha hayırlı olduğunu söylüyorlar. İşte bu ümmetli Yahudi ve Hristiyanlar da bunu yapıyor. Burada da dikkat edilecek bir nokta, bunların hepsini en son cem edeceğim. Bakın, Yahudi ve Hristiyanların yaptığı amellerin aynısı bugün bizim de içimizde var. Değişen hiçbir şey yok. Aynı bugün bizim ümmette bazı kimselerin yaptığı gibi, kitaptan kendilerine bir pay verilenler derken şunu da anlayabiliriz. Yani kitabın bir kısmına iman edip bir kısmına iman etmeyenlerdir. Allah Azze ve Celle en doğrusunu bilir. Burada bu da kastedilmiş olabilir. Çünkü Yahudiler kitabın bir kısmına iman edip bir kısmına iman etmeyenlerdi. Bugün bizim ümmetin Yahudi ve Hristiyanları da aynı şeyi yapıyorlar. Kitabın bir kısmına iman ediyorlar ama bir kısmına da iman etmiyorlardır. Allah Azze ve Celle ondan dolayı onlara ne diyor? Onlar kitabın bir kısmına iman edip bir kısmına iman etmiyor diyorlar. Evet, ikinci rivayet. De ki Allah katında yeri bundan daha şerli olanı size haber vereyim mi? Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği, aralarından maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar çıkardığı kimseler. Maide 60. Evet. Buradaki ayet ise yine burada tağuta ibadet etmekle alakalı bir mesele var. Ve abede tağut diyor Allah Azze ve Celle. Tabi burada cumartesi yasağından bahsediyor. Hepinizin bildiği gibi cumartesi yasağı Yahudilerin içinde olmuş olan bir olaydı. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin emirlerini, yasaklarını değiştirmek istediler. Hile yapmak istediler. Allah Azze ve Celle onlar günahlarını işlerken onları yakaladı. Ve ceza olarak da onları maymunlara ve domuzlara çevirdi. Bunu seleften güçlü bir nakille burada kastedilenin Yahudiler olduğunu açık bir şekilde anlıyoruz. Başka bir rivayette bunların işte Hristiyanların domuz, İşte Yahudilerin de maymun olduğuna dair rivayetler de var ama güçlü olan rivayet bunların kastedilenin Yahudiler olduğudur diyebiliriz. Dikkat çekilecek nokta burada. Dikkat çekilecek nokta. Fark ettiyseniz kitaptan kendilerine pay verilenler gazaba uğruyor. Allah'ın lanetine uğruyor. Hatta Allah Azze ve Celle onları maymunlara ve bununla beraber domuzlara çeviriyor. Bu adamlar Müslüman diyen insanlardı. Bu adamlar Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerine inandıklarını iddia eden insanlardı. Dikkat edin buraya kardeşler. Dikkat edin. En son dediğim gibi bu meseleyi hep beraber cem edeceğim. Ve bunlar ne yapmışlardı? Bunlar tağutu inkar etmekle emrolunduğu halde biz tağutu inkar ediyoruz demelerine rağmen tağuta ibadet ettiklerinden bahsediyor. Abede tağut diyor. Tağuta ibadet ediyorlardı. İsteyerek veya istemeden. Farkında olarak veya olmadan tağuta ibadet ediyorlardı. Evet, üçüncü nakli de oku. Yönetimde bulunanlar ise bizler kesinlikle onların üzerlerine bir mescit yapacağız dediler.
Kehf 21. Evet. Burada da yine ehli kitabın bir amelinden bahsediyor. Bir önceki derste biz ne dedik? Dedik ki kabir ziyaretleri şirktir. Ölülerin, salihlerin ölülerin üzerinde binalar yapmak lanetlik bir iştir. Dedik Peygamber aleyhissalatü vesselamın nakillerini zikrettiği. Bakın Allah azze ve celle o dönemin yöneticilerinin Ashab-ı Kehf'te o salih insanların üzerine nasıl mescit imar etmek istediklerini bize izah ediyor. Aşırılığın insanı nereye götürdüğünü aslında burada işaret var. Bu ayette bir işaret de fark ettiyseniz salihler hakkındaki aşırılık ehli kitabın içinde de vardı. Kur'an nasıyla sabit. Yani biri diyemez ben hadisleri kabul etmiyorum. Hadisleri kabul etmediğim için yok. Bakın Kur'an nasıyla sabit ki onlar salihler hakkında aşırı gidiyorlardı. Ashab-ı Kehf dediğin Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan çok kısa süre önce. Yani İsa aleyhisselamdan sonraki yaşanan bir olay. Kendileri hakkında bazı olaylar cereyan ediyor. Ve Allah azze ve celle onları o kafirlerin elinden kurtarıyor. 309 sene mağarada yatıyorlar. Sonra şehre iniyorlar. Sonra onların o insanlar olduğunu anlayınca öldükten sonra onların üzerlerine mescit bina etmek istiyorlar. Kim yapıyor? Buradaki önemli noktalardan bir tanesi de قَالَ الَّذ۪ينَ غَلَبُوا غَلَبُوا yani onların işlerinde hakim olanlar, emir olanlar, valiler, krallar gibi manayı verebiliriz. Burada yine dikkat edilecek nokta fark ettiyseniz kitap ehli kabirlerin üzerine bina yapıyorlardı. Evet. Şimdi bu üç tane nasıl düşündük, tefekkür ettik ama ilk bakışta bunun konunun başlığıyla bir alakasının olmadığını anladık. Dedik ki ya şeyh niye bunları getirdi demiş olabiliriz. Daha önce de söyledim size şeyh ayetlerin ve hadislerin üzerinde tefekkür edip düşünüyor. Şimdi bağlantıyı kardeşler bağlantıyı bu hadisle kuracak. Bu hadisi anlarsanız şeyhin ne demek istediğini daha iyi anlayacaksınız. Oku abi. Ebu Said radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden öncekilerin yollarını adım adım karış karış takip edeceksiniz. Öyle ki bir kertenkele deliğine girseler siz de gireceksiniz. Ey Allah'ın Resulü bunlar Yahudi ve Hristiyanlar mı dediler? Ya kim olacak buyurdu. Buhari ve Müslim. Bu hadis zaten bütün meseleleri izah ediyor. Bakın müellif 3 tane ayet getirdi. Bununla alakalı onlarca ayet getirebiliriz. Ve bu hadiste önemli 3-4 tane nokta var. Onları açıklayacağım. Burada letettebiunne. Bak burada letettebiunne. Burada 3 tane tekit var demiş alimler. 3 tane tekit. Tekit ne? Yani yemin var. Bir de kesin olacak. Kesin olacak. Yani siz Yahudi ve Hristiyanların yoluna arşın arşın karış karış tabi olacaksınız. Bu şu demek. Okun tüyü var ya. Okun ucundaki tüy var ya o tüy. Yani ok nereye giderse o tüy oraya gidiyor değil mi? Onun gibi tabi olacaksınız. Hatta başka rivayetlerde şu geçer. Eğer ki sizden öncekiler anneleriyle zina edecek olurlarsa sizler de annenizle zina edeceksiniz. Bu kadar. Peki Peygamber aleyhissalatü vesselam bize neden bunu söyledi ki? Neden yani? Yani kesin böyle olacak diye mi söyledi? Hayır, bizi uyarmak için söyledi. Bu bir uyarıdır, bir dikkattir. Şirkten sakınmamız için, şirkten korkmamız için, o amellere düşmememiz için bizi uyarıyor. Başka rivayetlerde zira'an bi zira' diyor. Yani karış karış, arşın arşın tabi olacaksınız. Bu. Ve önemli olan başka bir nokta ise kardeşler, burada diyor ki, nasıl ki keler deliğe girecek, siz de o deliğe gireceksiniz. Hatta alimler bunu açıklarken diyor ki bu kinayedir. Yani böyle bir şey olacak diye değil. Yani biri o deliğe girmez. Ama onlar bunu yapsalar da siz bunu yapacaksınız. Kaçınılmaz olarak yapacaksınız. Şimdi bu üç tane ayet ile bu meseleyi cem ettiğimiz zaman şunu anlıyoruz. Demek ki bu insanların iddialarının yersiz olduğunu anlıyoruz. Ne dediler bunlar? Dedim ya bir soru sorurcasına bir cevap verircesine cevap verelim. Mesela ne dediler onlar? Onlar dediler ki ya biz ümmeti Muhammed'deniz kelime-i tevhidi söyledik. O zaman demek ki bu sizin söyledikleriniz bize zarar vermez.
veya biz şirk işlemeyiz. Ama buradan bakıyoruz, kitap ehli hepsini yapmış, şirke düşmüş, tağuta ibadet etmiş, şeytana ibadet etmiş, kabirlerin üzerine putlar, mutlar ve bununla beraber mescitleri imar etmiş ve buna rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselam demiş ki siz kesinlikle onların yoluna uyacaksınız. Kesinlikle. Kaçınılmaz olarak. Demek ki biz bundan uzak değiliz. Demek ki bizler de şirke düşebiliriz. Kelime-i tevhid demek ki 404 gibi yapışmıyor. Demek ki sen bu kelimeyi söylediğin zaman, bu zikrettiğimiz amelleri yaptığın zaman şirke düşersin. Kork. Çekin. Başına gelebilecek olan şeylerden kork. Korkman lazım. Şirkten korkma diye bir bab var burada. Şirkten korkma. İbrahim Aleyhisselam şirkten korkmuş. Sen kimsin? Selefin tamamı şirkten korkmuş. Sen kimsin? Dolayısıyla burada Süfyan İbni Uyeyne çok güzel bir söz söylüyor kardeşler. Diyor ki etrafıma bakıyorum da bizim alimlerden Yahudilere benzeyen ne kadar çok alim var. Bizim abidlerden de Hristiyanlara benzeyen ne kadar çok abid var. Bakın ne kadar güzel söylüyor. Yani Yahudiler biliyorsunuz ilimde derinleşmiş, kitaptan payı olanlar, kitabı bilenlerdi. Ama amel etmeyen, boş boş konuşan, böyle boş işler yapan insanlardı. Küfür işleyen, şirk işleyen, kendi zimmetlerine para geçiren insanlardı. Hristiyanlar da çok ibadet edip ilimsiz olan insanlardı. Süfyan diyor ki, Allah ona rahmet etsin, diyor ki çevreme baktığım zaman alimlerden çok Yahudi, onlara benzeyen, yine Hristiyanlara da çok benzeyen abid insan var diyor şu anda. Yani ta o zaman bile insanlar onların yollarına uymuşlar. Ki aradan 1200-1300 sene geçmiş. Dolayısıyla şu anda bizim daha çok korkmamız ve sakınmamız gerektiği düşüncesindeyim. Bazıları da ne diyor kardeşler? Ya diyor siz bize niye Yahudi ve Hristiyanlara inen ayetleri bize okuyorsunuz? Öyle diyorlar değil mi? Ya kardeşim ben Yahudi ve Hristiyanlara inen ayetleri sana okumayacağım, ona okumayacağım. Zaten Yahudi Hristiyan'ın kitabı değil. O İncil okuyor. Kime okuyacağım? Kime okuyacağım? Kime? Bu hadise göre benim bunu herkese okumam lazım. Her kim Yahudilerin amellerini yaparsa o bir Yahudidir. Her kim Hristiyanların amellerini yaparsa o bir Hristiyandır. Onların sıfatlarını alır. Yani dolayısıyla demek ki biz ne anlayacağız buradan? Buradan anlayacağız ki demek ki bu insanlara Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı ayetler okunur. Hani bugün derler ya, ya işte bu Maide 44 Yahudiler için inmiş. Ya bu Yahudiler için inmiş ama, Yahudiler için inmiş ama, yani baktığın zaman mesele bu herkesi kapsıyor. Allah Azze ve Celle men lafzını kullanıyor, men edatını kullanıyor. Her kim bunu yaparsa diyor. Sen o Yahudiye, bu Hristiyana, bu Farisiye, bu işte şuna, bu buna dersen sana ne kalacak yani? Sana ne kalacak? Onun için bu hadiste bunu görüyoruz ki demek ki Yahudilerin başına gelen şeylerin hepsi bizim de başımıza gelebilir. Ondan dolayı sakınmamız gerektiğini anlıyoruz. Başka bir mesele ise kardeşler, yani günümüzde cereyan eden meselelerden bir tanesi de şu. Bakıyorsun adam, hani biz de Yahudi ve Hristiyanların yoluna uymuş muyuz, uymamış mıyız? Onu biraz test edelim. Bakıyoruz adam kendine muvahhidim diyor. Ama cebinde resim taşıyor. Ne resmi taşıyorsun? Hoca efendinin resmini taşıyorsun. Hayırdır? Niye taşıyorsun? Yani rabıta mı yapacaksın? Yoksa kınadığın şeyleri mi yapacaksın? Ya ne çabuk unutuldu. Ne çabuk anlattıklarını unuttun. Maalesef kardeşler bazı Müslümanlar veya kendine Müslümanım diyen insanlar ceplerinde işte beğendikleri hoca efendilerinin resimlerini taşıyorlar. Hatta bunu kadınlar da yapıyor. Allah muhafaza. İşte bu Yahudi ve Hristiyanların yoluna uymanın ta kendisidir. Ta kendisidir. Resimlere bakarak onları düşünmek, onları tefekkür etmek. Bu ilk etapta şirk olmaz. İlk etapta belki bir bidattır, bir haramdır, yanlış bir şeydir. Belli bir süreden sonra sizden sonraki nesiller, çocuklarınız, babam da böyle yapıyordu. Şu hocanın resmini düşünerek aklına bir şeyler getiriyordu. Bu hocayı çok seviyordu. Şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu derseniz vallahi ve billahi letettebi'unne olacaksınız. Onların yoluna uyacaksınız. Vallahi de billahi. Ona dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Yine bakalım bugün günümüzde Yahudi ve Hristiyanlara uyma konusunda neler yapmışız. Mesela bugün günümüzde
şeriatla hükmettiğini iddia eden ülkeler yok mu? Var. Adam ne yapıyor? Adam aynı Yahudilerin yaptığını yapmıyor mu? Zengin geliyor, parayı cebe indiriyor, ona tolerans tanıyor. Fakir geliyor, ne yapıyor ona? Ona had cezası uyguluyor. Bu günümüzde olmuyor mu? Oluyor. Basit bir örnek vereyim. Suudi Arabistan, değil mi? Bugün zenginlere tolerans tanımıyorlar mı? Tanıyorlar. Helaller, haramlar herkes için geçerli değil midir? Geçerlidir. Bu peygamber çocuğu dahi olsa onlar için de geçerli değil midir? Geçerlidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam kızını bile uyarmadı mı? Uyardı. Demek ki isteyerek ve istemeden bizler Yahudi ve Hristiyanların yoluna tabi olmuşuz. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Günümüzde bunlar var. Yine bugün bazı kimseler var ki kardeşler, bazı kimseler bazı salihleri veya nebileri Allah'la beraber, Allah'la bir tutuyorlar, bir tutuyorlar. Bunu Hristiyanlar yaptı mı? Yaptı. Hatta onlar bunu iddia ettikleri zaman neredeyse gök çatlayacaktı yani. Allah Azze ve Celle bundan dolayı gazap etti. Niye? Çünkü dediler ki İsa Allah'ın oğludur dediler. Bugünküler de aynısını yaptılar mı? Yaptılar. Peygamberin vefatından hemen sonra Ali radıyallahu anh'a ne dediler? Ey Ali dediler, sen bir ilahsın dediler. Ali radıyallahu anh dedi ki tövbe edin. Subhanallah. Tövbe edin dedi. Yoksa sizi öldürürüm dedi yani. Bunlar tövbe etmediler. Ali radıyallahu anh bunları bir çukura attı, yaktı. Ta ki bir daha kimse buna cesaret etmesin. Günümüze gelelim. Hala devam ediyor. Tabi arada da oldu. Hallacı Mansur ben hakkım dedi. Birileri çıktı dedi ki bana işte ben Allah'la görüşüyorum dedi. Ben Allah'ın işinde ortağım dedi. Arada çok söyleyenler oldu. Bugün günümüze bakalım. Bugün kendine tasavvufa nispet eden insanlar çıkıp ekranlarda demiyor mu? Allah eşittir Muhammed. Bak Nebi Allah'ın konumuna getirdi. Hiçbir farkı yok diyor. Hiçbir farkı yok diyor. Etten kemikten yaratılması müstesna gibi şeyler söylüyor. Veya ne diyor mesela? Yine bu zındıklar çıkıp demiyorlar mı bunu? Diyorlar ki peygamber Cibril'e sordu. Dedi ki sen vahiy nereden alıyorsun? Ben bir hicap arkasından alıyorum. O perdeyi aç bak dedi. Baktı ki orada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam var. Yani Allah haşa Muhammed'miş. Muhammed de haşa Allah'mış. Haşa ve kella. Bakın bunların aynısını Yahudiler işledi. Aynısını Hristiyanlar işledi. Bugün günümüzde de cereyan ediyor. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinin delillerinden bir tanesi de budur kardeşler. Yemin ederek, tekit ederek sizlerin onların yoluna arşın arşın karış karış uyacaksınız diyor. Uyacaksınız. Ondan dolayı şirkten korkmamız, çekinmemiz gerekir diyebilirim. Evet. Şimdi burada hadisler getirecek kardeşler. Konunun başlıkla olan ilişkisini zaten anladınız. Müellif bu 3 tane ayeti bu hadisle cem ederek getirmiş. Şimdi burada bir tane uzun bir hadis var. Bir de hadisin ziyadesi var. Bunu açıklayacağız. Bazı konuları kısa kısa yorumlarla kapatacağız. Bizimle alakalı olan meseleyi de açıklayacağız. Evet, devam et abi. Müslim'de Sevban radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah benim için yeryüzünü dürdü. Yeryüzünün doğusunu ve batısını gördüm. Ümmetimin egemenliği benim önümde dürülen yerlere kadar varacaktır. Şimdi diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki doğu ve batı benim gözümün önüne getirildi. Bu mümkün müdür? Mümkündür. Allah için hiçbir şey zor değildir. Bu da Peygamber aleyhissalatü vesselamın nübüvvetinin delillerindendir. Dolayısıyla alimlerin birçoğu diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselama onun yani kavmi ümmeti doğuyla batı arasında yayıldı. Kuzey ile güneye gitmediler. Hep doğuyla batı. Bu da nübüvvetin delillerindendir diyor. Birincisi bu. İkincisi diyor gerçekten de Allah Azze ve Celle doğuyla batıyı onun gözünün önünde topladı ve o bunları gördü. Müşahede etti. Hani biz bugün Google Maps ile açıyoruz. Hemen dünyayı küçültüyoruz. Her tarafı görebiliyoruz. İstediğimiz yere yakınlaşıyoruz. Evet bugün teknoloji var. Biz bunu yapıyoruz. Dün teknoloji yoktu. Allah Azze ve Celle kudretiyle ne yaptı? Peygamberine bunu gösterdi. Onun için bu nedir? Bu mümkündür. Evet. Devam et şimdi. Bana kırmızı ve beyaz
iki hazine verildi dedi. Burada da kırmızıdan kasıt altındır diyorlar alimler. Beyazdan kasıt ise gümüştür diyorlar. Kırmızı neyin hazinesidir kardeşler? Neyle meşhur olur? Kayser'in yani Rumların hazineleri altındı hep. Hep altındı. Ondan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam ona işaret etti. Farisiler de yani Farslılar ise İranlılar ise gümüşü çok severdi. Gümüş onlardan meşhurdu. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam ikisine işaret ederek dedi ki Allah azze ve celle bana bu ikisinin hazinelerini verdi, vaat etti. Oldu mu? Oldu. Hatta Ömer radıyallahu anhu döneminde bizzat İran krallarının kıyafetleri geldi, Beytülmal'a eklendi. Bunu yaşadılar, sahabe gördü. Sahabe Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu sözlerini ta Mekke'deyken işitiyorlardı. İnsanlar onunla dalga geçiyordu ama Allah azze ve celle peygamberini doğruladı. Onun söylediklerini tasdik ettirdi. Bununla beraber Rum'un saraylarını da fethettiler. Halid bin Velid zamanında ve ondan sonra. Hep ne yaptılar? Hep oraları fethettiler ve birçok yeri aldılar. Doğuyla batı Müslümanların egemenliği altında olduğu. Evet, devam et abi. Rabbimden ümmetimi toplu helak etmemesini diledim. Toplumlarını, otoritelerini talan etmek üzere kendileri dışında bir düşmanı başlarına musallat etmemesini istedim. Rabbim şöyle karşılık verdi. Ey Muhammed, ben bir hüküm verdim. Bu verdiğim hüküm reddolunamaz. Ümmetin için toplu helak edilmemeyi, bahşettim. Birbirlerini helak etmedikleri ve esaret altına almadıkları sürece toplumlarını ve otoritelerini talan etmek üzere kendileri dışında bir düşmanı yeryüzünün dört bir köşesinden gelse bile üzerlerine musallat etmeyeceğim. Müslim. Evet, şimdi burada uzun bir nokta var. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu meseleleri anlattıktan sonra Rabbine dua ettiğinden bahsediyor. Yani Rabbinden bazı şeyler istemiş. Bir, ümmetinin toplu halde helak olmamasını dilemiş. Bunu dilemiş, bunu dua etmiş. Allah Azze ve Celle de bunu ona vermiş. Hadisin devamında. İkinci bir isteği var ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın. İkinci isteğini istiyor ama Allah Azze ve Celle bunu ona şartlı olarak veriyor. Şartlı olarak. Yani ümmetinin yabancı insanların, yabancı kişilerin dışarıdan birilerinin gelip onları helak etmesini istemiyor. Ama Allah Azze ve Celle ne diyor? Ne zaman ki onlar birbirlerine kılıç çeker, birbirlerini esir eder, aralarında tefrikle oluşursa bu müstesna. Zaten bu da oluşuyor. İkinci duası şarta bağlı. Birinci duası kabul olunuyor. Yani ümmeti Muhammed toplu olarak helak olmuyor. Gerek açlıkla, gerek kıtlıkla, gerek başka bir şey helak olmuyor. Ama öbürü nasıl oluyor kardeşler? Öbürü gerçekten ceryan ediyor. Osman radıyallahu anh'unun vefatından sonra Müslümanlar birbirlerine giriyorlar. Tefrika oluşuyor. İşte Allah'ın koştuğu şart buydu. Ne zaman ki sizler birbirlerinizi esir ettiniz, birbirlerinizi öldürdünüz, birbirlerinize kılıç çektiniz, o zaman dışarıdan insanlar gelir, sizin aranızda sizi helak eder, sizi yok eder, topraklarınızı işgal eder dedi. Oldu mu? Oldu. Hepsini tek tek anlatmaya gücümüz yetmez. Birkaç tanesinden bahsedeyim. Osman radıyallahu anh'ın vefatından sonra biliyorsunuz Müslümanlar birbirlerine girdi ve birbirlerini öldürdüler. Ondan sonra devam etti. Fitneler devam etti, etti. Bir tanesinden bahsedeyim. İbni Esir anlatıyor kardeşler. El Kamil adlı tarih kitabında. 617 senesinden bahsediyor burada. Çok önemli kardeşler. Diyor ki Moğollar Bağdat'ı işgal ettikleri zaman 500 tane alimi kılıçtan geçirdiler, öldürdüler bir günde. İslami olan bütün kitaplarını Dicle Nehri'ne attılar, oradan köprü yaptılar. Zaten bugün bize birçok kitabın gelmemesinin sebebi Moğollar. Bütün kitapları yıktılar. Düşünün, hamile kadınların karınlarını yararak o küçük çocukları öldürüyorlarmış Moğollar. Kardeşler, bu ümmetin başından böyle şeyler geçti. Böyle durumlar oldu. Hatta şöyle bir şey diyor İbn Esir, bunu yazmak konusunda çok tereddüt ettim. Keşke ölüp gitseydim de bunları hiç görmeseydim. O kadar yani korkmuş, çekinmiş, üzüntü duymuş,
yazma konusunda çekingenlik gösteriyor. Arkadaşlar ısrar ediyor, yaz diyor, ondan sonra yazıyor bu meseleleri. Şimdi kardeşler bu o zaman yaşanmış. Bizim günümüze gelelim. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Bugün İslam topraklarını kim işgal ediyor? Bugün Amerika her tarafı işgal etmiş. Müslümanları boğazlıyor, tecavüz ediyor. Müslümanların canı, malı, parası, her şeyi 3 kuruş olmuş. 3 kuruş. Yani bir kıymeti kalmamış. Bir Müslüman ölüyor, kimsenin umurunda değil. Müslümanlar esir alınıyor, kimsenin umurunda değil. Bunun sebebi ne? İşte bunun sebebi bizim aramızdaki tefrika, tefrikadan sonra Allah'ın yardımının gelmemesi. Amerika işgal ediyor, İsrail işgal ediyor, İngiltere işgal ediyor. Ne kadar ülke varsa işgal ediyor. Nasıl olsa Müslüman. Allah Azze ve Celle yardımını çeker. İsrailoğullarından çektiği gibi sizden de çeker. İsrailoğulları peygamberlerin geldiği bir kavim değil miydi? Birçok peygamber o kavimden gelmemiş miydi? Ama ne zaman ki Allah yardımını çekti, neredeyse yok olmanın eşiğine geldiler. Bir avuç kaldılar. Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden uzak kaldılar. Yeryüzünde bir sağa, bir sola, bir doğuya, bir batıya gittiler geldiler, gittiler geldiler. Kendilerine yurt yapacak bir yer bulamadılar. İşte Allah'ın azabı böyledir kardeşler. Aynısını, yani Yahudilerin yaptığının aynısını biz yaparsak Allah bize de verir. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Onun için diyorum onların yaptığını biz yaparsak aynısı bizim de başımıza gelebilir. Allah muhafaza. Yani Allah muhafaza gerek ben ümmeti Muhammed'denim diyen olsa bile bu zulüm onlara da sirayet ediyor. Sirayet ediyor. Tevhid ehli olsa da olmasa da. Evet. Şimdi bunun ziyadesini oku abi. Burkani sahihinde şöyle bir ziyadeyle rivayet etmektedir. Ümmetim hakkında tek korktuğum şey saptırıcı önderlerdir. Evet. Burada duralım şimdi. Ümmetimin hakkında tek korktuğum şey saptırıcı liderlerdir. Burada Ömer radıyallahu anh'un bir sözü var. Bunu aktarayım inşallah daha güzel. Diyor ki kendisi İslam'ı yıkan şeyin ne olduğunu biliyor musunuz diye soruyor. Hayır diyorlar. Diyorlar ki nedir ey müminlerin emiri? Diyor ki bir alimin zellesi. Alimin zellesi yani hatası. Bu İslam'ı yıkan şeylerden bir tanesidir. Münafığın kitap hakkında tartışması. Kur'an hakkında münafığın tartışması. 3 liderler. Liderlerin saptırıcı liderlerin durumu. Bunlar nedir? Bunlar 3 tane taifedir. Ama burada kastedilen hadiste bahsedilen kimseler yani ümmetim hakkında en çok korktuğum şey saptırıcı liderlerdir. Burada 3 tane mana var. Bu bir krallar, valiler de olabilir. 2 alimler de olabilir. 3 abidler de olabilir. Yani çok ibadet eden, sözü dinlenen insanlar da olabilir. Niye? Çünkü bu 3 tane fırka, 3 tane grup bunlar liderlik vasfına sahip olan gruplar. Onun için en çok korktuğum şey saptırıcı imamlardır demesinden kasıt budur. Peki yöneticiler nasıl saptırır insanları kardeşler? Yöneticilerin saptırması nedir? Ya helal ve haram belirler, ya din değiştirir, ya mezhep değiştirir. Bununla beraber insanlar da onlara tabi olur ve kafir olur. Saptırdılar işte. Bugün günümüzde saptırdıkları gibi saptırıyorlar işte. Örnek vereyim, çok sevdikleri bir lider din değiştirdi mi? Arkasından yüzlerce, binlerce kişi din değiştiriyor. Mezhep değiştirse mezhep değiştiriyor. Helal ve haram belirlerse ona tabi oluyor. İşte onların saptırması bu şekilde olur diyebiliriz. Alimlerin hatası saptırması nasıldır? Onlar da içtihat ederler. Bilerek veya bilmeyerek hata ederler. Sen de o hataya uyarsın. O bazen ondan ecir alır ama sen o hataya uymaya devam edersin. Sapıtırsın. Bazen de bazı alimler vardır ki bilerek saptırırlar insanları. Bilerek. Bilerek saptırdıkları için bu konuda ne olurlar? Bu konuda sıkıntı yaşarlar diyebilirim. Dolayısıyla kardeşler şunu söyleyelim. Üçüncüsü ise abidlerdir. Abidler nedir? Abidler de çok ibadet ederler. Ederler. Yanında insanlar ölür. Etrafında
işte yeryüzünü bozgunsalar ama ne derler? Yok yok, siz ibadetinize bakın der. Aynı bugünkü sofiler gibi. Allah'ın helali haramı değişmiş, şu değişmiş, yok. Ya biz bak ibadet ediyoruz. Sakallarımız işte kocaman, işte sarıklarımız kocaman. Bak biz Allah'ın sevgili kullarıyız. Sabah akşam ibadet ediyoruz. Siz de bunu yapın derler. Halbuki bu da bir bidattır. Bu da bir bidattır. Emri bir maruf yapacaksın. Nehyanil münker yapacaksın. Yapacaksın da yapacaksın. Yeri geldiğinde savaşacaksın. Yeri geldiğinde mücadele edeceksin. Her şeyi yapacaksın. Bunu yapmadığın sürece ne olur? Bunu yapmadığın sürece sen zararlı çıkarsın diyebilirim. Evet. O zaman saptırıcı imamlardan kastımız bu üç tanesiydi. Devam et abi. Ümmetimin arasına kılıç düşünce kıyamete dek bir daha kaldırılmaz. Ümmetimden hayatta olanlar müşriklere katılmadıkça ve ümmetimden bazı kimseler putları ibadet etmedikçe kıyamet kopmaz. Evet, işte burada kastedilen, bizim kastettiğimiz, yani ümmetimden putlara ibadet etmedikçe bir kavim, bir topluluk kıyamet kopmaz. Demek ki bu ümmetin içinde bazıları putlara ibadet edecekler. Bunu anlıyoruz. Putlara ibadet edecekler. İşte müellifin bu hadisi getirmesinin sebeplerinden bir tanesi bu kardeşler. Ümmetimin içinde bazı kimseler putlara ibadet edecekler. Yani kendinizden çok uzak görmeyin. Bu ümmetin içinde putlara ibadet edenler olacak diyebiliriz. Devam et abi. Ümmetim içinde 30 tane yalancı deccal olacak. Hepsi de kendisinin peygamber olduğunu iddia edecek. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra hiçbir peygamber yoktur. Ümmetimden bir taife desteklenmiş olarak hak üzere bulunacak. Onları yıkmaya çalışanlar Allah Tebareke ve Teala'nın emri gelene dek onlara hiçbir zarar veremeyecekler. Evet. Ümmetimin içerisinde 30 tane yalancı peygamber, yalancı deccalden kastı ne mesela? Peygamber aleyhissalatü vesselam açık bir şekilde kendisinden sonra bir peygamberin olmayacağı, la nebiye ba'di diyor, benden sonra bir peygamber gelmeyecek diyor. Ama bakıyoruz peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından, hatta vefat etmeden önce Müselemetül Kezzab çıkıyor. Ve bununla beraber işte başka Esved el-Ansi çıkıyor. Peygamber yaşarken bunlar çıkıyor. Bununla beraber işte Tüleyha el-Esedi çıkıyor. Esed kabilesinden. Bunlar hep peygamberlik iddiasında bulunuyorlar. Seccah diye bir kadın çıkıyor. Kendisine vahiy geldiğine inandığı için çıkıyor. Bunlar hepsi peygamberin zamanında çıkan insanlardır. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Hatta Muhammed bin Abdülvahhab diyor ki peygamberin vefatından hemen sonra ve sahabe döneminde Abdullah İbni Zübeyir'in hilafeti döneminde Muhtar es-Sakafi çıkıyor. Muhtar es-Sakafi kelime-i tevhidi söylüyor. Kur'an'ı biliyor. Hatta sahabenin kızlarıyla evli ve çevresinde de çok insan var. İslam'ına insanlar şahit oluyor. Ve bu ayetleri, bu hadisleri bilmesine rağmen peygamberlik iddiasında bulunuyor diyor. Yani diyor Kur'an'ı bilmeniz, Kur'an'ı okumanız, bir şeylere şahit olmanız sizi şirkten uzak tutmuyor. Onu anlatmaya çalışıyor Muhammed bin Abdullah. Ondan dolayı Muhtar es-Sakafi bile bu duruma düştüyse bilmesine rağmen siz de ne yapabilirsiniz? Siz de düşebilirsiniz. Peygamberlik iddiasında bulunmuş bu adam yani. Şirkin büyüklerindendir yine. Bununla beraber çok uzaklara da gitmeyelim. Hemen bizim zamanımızda Gulam Ahmet Kadiyani var Hindistan'da. Kadiyaniler diyorlar. Bunlar da mesela Hindistan'da, Pakistan'da, Türkiye'de bile temsilcilikleri var. Başta ben Mehdi'yim dedi, sonra Mesih'im dedi, sonra ben Nebi'yim dedi. Var, hala burada onlara inanan insanlar var. Son zamanlarda İskender Evrenesoğlu vardı. O da kendisine vahiy geldiğine inanıyordu. İnanıyordu yani. Ve insanlar da onunla dalga geçiyorlardı ama etbaası var mıydı? Evet vardı. Dolayısıyla kardeşler bunlar önemlidir ve bu ümmetin içinde oldu. Ha, dikkat edin. Bunlar Kur'an'a inanıyorlardı. Bunlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğuna inanıyorlardı. Bu ümmetin içinde çıktı yani. İşaret edilmesi gereken mesele bu. Hatırlatılması gereken mesele bu diye söyleyebiliriz. Evet. Son nokta. Ümmetimin içinde bir cemaat kıyamet kopuncaya kadar muzaffer kalacaklar. Muzaffer kalacak. Ve kendileriyle uğraşanlar onlara bir zarar veremeyecektir. Onları yardımsız bırakanlar onlara bir zarar veremeyecektir. Bu hadisin birkaç tane lafzı var. Taifetül Mensura hadisi bu. Kendisine yardım edilen taife. Dolayısıyla bunu da geçen hafta
dersin başında anlattığım gibi kardeşler, az olmanız çok önemli değil. Önemli olan sizin hak üzere olmanız. Önemli olan doğruya isabet ettirmeniz. Ondan dolayı Taifetül Mensura kimdir diye sormuşlar. Selef kendi arasında konuşmuş. Birileri demiştir ki ehli hadistir. Birileri demiş ki Araplardır. Birileri demiş ki müfessirlerdir. Birileri demiş ki fakihlerdir. Her biri bir şey söylüyor. Biri demiş ki mücahitlerdir. İmam Nevevi bu meseleyi cem edercesine demiş ki bazen güzel bir şekilde, cesaretli bir şekilde savaşan mücahitler olabilir. Bazen dinde derinleşmiş fakihler olabilir. Bazen güzel bir şekilde sünnet üzere ibadet eden abidler olabilir. Bazen müfessirler, bazen tarihçiler olabilir. Ve bunlar ayrı ayrı yerlerde de olabilir, beraber de olabilir. Bazı zamanlarda yaşayabilir, bazı zamanlarda çok yaşayabilir. Doğru mu? Evet doğru. İmam Nevevi'nin bu görüşü Taifetül Mensura'nın tanımı hakkında en doğru, en isabetli görüşlerden bir tanesidir diyebilirim. Ve bu meseleyi de bu şekilde Allah Azze ve Celle izin verirse kapatmış olduk. Bu meseleden ne anladık kardeşler? Bu meseleden şunu anladık. Bir adam derse ki ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedim. Bununla beraber ümmeti Muhammed'e kendine nispet ediyorsa ama bununla beraber ben bu sizin söylediğiniz amelleri yapıyorum ama ben yine de müşrik olmam diyorsa biz de deriz ki hayır sen müşrik olursun. Çünkü senden önceki kavimler bunu yaptılar. Allah Azze ve Celle onları cipte ve tağuta iman etmekle itham etti. Bununla beraber onlar ne yaptıysa sen de aynısını yapacaksın ve onların helak olma sebepleri aynısı sende var. Demek ki şirk senden uzak değil. Demek ki kelime-i tevhid korumadığın sürece sen irtidat edebilirsin. Sen müşrik olabilirsin ve sen İslam dininden çıkabilirsin. Ondan dolayı şirkten korkup çekinmek ve uzaklaşmak gerektiğini bize özet olarak açıklıyor. İnşallah burada duralım. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubileyke.